Şimdi Halkların Demokratik Partisi grubunun iç tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu'nun 15.01.2019 Salı günü bugün toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin iç tüzüğün 19. maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Ayhan Bilgen, Kars Milletvekili, Grup Başkan Vekili. Öneri 15 Ocak 2019 tarihinde Kars Milletvekili, Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen tarafından verilen 13.0 grup numaralı YSK seçmen kayıtlarında yaşanan usulsüzlük iddialarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş olan Meclis Araştırma Önergesi'nin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerinin 15.01.2019 Salı günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. Öneri üzerinde önerinin gerekçesini açıklamak üzere Kars Milletvekili Ayhan Bilgen konuşacaktır. Buyurun Sayın Bilgen, süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, seçimler demokrasinin önemli meşruiyet kriterlerinden birisidir. Şeklen seçim yapan ama seçimlerine dünyada kimsenin itibar etmediği, dolayısıyla demokratik sayılmayan çok sayıda ülke vardır. Seçimler nasıl yapılırsa meşruiyet standartları, ölçütleri yerine getirilmiş sayılır. Bu konuda Venedik Komisyonu başta olmak üzere son derece net, hem kampanyalarla ilgili hem oy kullanma, sandık güvenliği, sayım, bütün bunlarla ilgili son derece net kriterler vardır. Bu kriterleri gözetmeden Sayın Bilgen, bir dakika izin verin. Salonda bir uğultu var. Lütfen sessizliği hakim kılalım. Sayın Hatip'i dinleyelim. Teşekkürler Sayın Başkan. Formel olarak seçim yapıp ama sonuçta demokratik bir hukuk düzeni olarak kabul edilmediğinizde bunun ifade ettiği iki anlam vardır. Çok açık, çok kestirmeden söyleyeceğim. Birisi, dünyada askeri müdahaleler anayasayı korumak ve genellikle seçim doğru yapılmıyorsa halk iradesinin yansımasını sağlamak iddiasını taşır. Bu elbette bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur. Ama bunu romantik olarak reddetmek hiçbir şey ifade etmez. Dolayısıyla da seçimleri eğer bir formaliteye çevirirseniz o ülkede siyaset üzerinde vesayet kurulması, olağanüstü girişimler, arayışlar için mazeret üretmiş olursunuz. Burada aslında esas olan şey insanın mutlaka bir koltuğu elinde tutma hırsı değil, gerçekten bir rıza, bir onay var mı? Benim burada bulunmamı karşı tarafımdakiler, yanımdakiler, ötekiler kabul ediyor mu, etmiyor mu? Bu onayı alma meselesidir. Ama hile yoluyla, başka yöntemlerle her şeye rağmen sandıktan mutlaka çıkmanın bir yolunu bulduğunuzda evet, seçimi, sandığı, koltukta oturmanızın gerekçesi haline getirebilirsiniz. Buna güç yeter ama bu asla meşru olmaz. Bakın, bizim önergemizde değerli arkadaşlar saydığımız, sadece tespit edebildiğimiz 5-6 yeri sizlerle paylaşalım. Iğdır'da maksimum 108 kişinin kalabileceği polis evinde 374 kişi kayıtlı gözüküyor. Hakkari'de bir dairede 1108 seçmen kayıtlı gözüküyor. Batman Komando Caddesi'nde 366 nolu kapıda 189 seçmen kayıtlı gözüküyor. Bingöl'de bir kapıcı dairesinde 224 seçmen. Diyarbakır Hani'de bir adreste 208 seçmen. Bitlis Çevre Yolu Caddesi'nde bir dairede 338 seçmen. Hakkari Çukurca Kaymakam Niyazi Erten Caddesi 2 nolu kapıda 627 kişi seçmen olarak gözüküyor. Hakkari Merkez Ordu Caddesi'nde yine 1108 seçmen kaydedilmiş. Mardin Artuklu'da 506 seçmen tek dairede gözüküyor ve Uludere'de değerli milletvekilleri sizin takdirinize sunuyorum. Şu dışarıdan resmini gördüğünüz adreste, şurada da içeriden çekilmiş resim var. Bunun videosu da var. Burada onlarca seçmen kayıtlı gözüküyor. Belli ki ya depo gibi kullanılan bir yer ya da başka amaçla kullanılıyor. Ama kapı numarası var ve seçmen kayıtları var. Dolayısıyla bu konuya el atmak
bu konu ile ilgili sergilenecek tavrın aslında bu ülkenin geleceğiyle doğrudan ilgili, ilişkili olduğunun bilinciyle hareket etmek zorundayız. Ben izninizle bir küçük sosyal medyada dolaşan hikayeyi paylaşarak bitireyim sözlerimi. Bir yaşlı amca sandığa gidiyor ve oyunu kullandıktan sonra soruyor. Diyor ki, benim eşim de oy kullanmaya geldi mi? Sandıktaki görevliler merak ediyorlar. Amca hayırdır diyorlar. Eşin ayrı mı? Yani birlikte yaşamıyor musunuz? Neden soruyorsun? Diyor ki 10 yıl önce öldü. O zaman niye soruyorsun diyorlar. Diyor ki ya 10 yıl önce öldü ama her seçimde gelip oyunu kullanıyor. Ama bir türlü birbirimizi göremiyoruz. Hep benden önce kullanmış oluyor. Bir türlü karşılaşmıyoruz. Bunu çözseniz de bir görüşsek çok iyi olur diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Bilgen.